Salatan neydi? Salata, mevsim salata. Mevsim Her salata. çeşit mevsim cevizli salata. Yanında menüde şey biber ve patates mi yazıyor? Evet. Tabanına patlıcan döşenir ekseriye. Patates Evet. de döşeyen var. Ama orijinali Özelliği patlıcandır. patlıcandır. Niye sizde soğan Ama var bende yok? benim bildiğim yazın patlıcan, kışın patates konuluyor. Yani yaz ki patlıcanların lezzeti olmadığı için kışın. Porsiyonlama, tabaklama nasıl? Onu da bir konuşalım. Görüntüsü nasıl sunum? Eksikler var. Diğer tabaklarda soğan yok. Ama bayağı bir porsiyonu şey Porsiyon büyük. büyük yani. Her şey eksik Nerede abi. soğan? O eksik, bu eksik, Soğan şu eksik. bende Bende yok. yok. Hepsi Orada eksik. var. Sadece orada var ama. Bende var. Arzu Hanım'da var. Bende de yok. Herkes intikam oluyor abi. Vurun abalıya. Vurun. Eyvah. Bu da mı gol değil be? Hatice Hanım sesiniz içinize kaçtı. O Hani kadar güzel yorum yok olmuş bir ki şey yok. dilimi yuttum. Wow, buna güzel diyorsunuz. Vallahi çok güzel olmuş. Güzel diyor. Orijinalin dışına çıkmış bir Ya yemeği. Güzel olmuş orijinalin diyorsunuz. dışına sadece altına Orijinalin, patlıcan hayır. sermemiş. Bence Orijinalin gayet dışına lezzetli. çıkmış. Ben çok beğendim. Üzerine salça sürmesi gerekiyor. Evet. Üzerine salça sıvaması gerekiyor. O da yok. Lezzeti Tamamen çok iyi. orijinal dışı. Tadı, tuzu, her şeyi yok. çok Tuzu güzel. yerinde mi? Hadi Biraz ya. eksikti. Kilis kebabı değil. Vay. Ben söylüyordum Biraz zaten eksikti. koalisyon var diye. Oldu. Oldu. Sizinkiler her şey orijinaldi. Benimki değildi ama. Sizin her şey orijinal. Şimdi anladım. Yani neyin koalisyonunu yapacağım ve Yaptınız hangi siz. ara yapacağım? Yaptınız siz Hangi ara koalisyon. yapacağım? Bakışlarınızla da Kim yaparsınız. yaptı? Bakışlarımla. Bence Demek ki İsabel'e bakışlarım koalisyon çok etkili yaptılar. olduğu Çünkü için çok belli oluyor. Arkadaşlarınız hep Çok belli yanınızda. oluyor. Hayır, çok belli oluyor şu anda. Çok belli oluyor. Olmayan yemeği olmuş diyorsunuz. Şimdi neyi olmamış mesela? Orijinalin dışına Hayır, çıkmış neyi yemeği. olmamış? Orijinali dışına çıkmış Şunu da yemeği. Bir belirtebilir şey miyim? söyleyeceğim. Şunu Yarışma belirtebilir formu. miyim? Kış ya patlıcan Ben de aynı şeyi koymadım. söyledim. Hatice Hanım bugün ılımlı. Ben hep söylüyorum. Kesinlikle bir anlaşma var aralarında. Öyle hissediyorum. Danışıklı dövüş olduğunu hissediyorum. Puanlamayı çok merak ediyorum. Eğer buraya yüksek bir puan verirse kıyameti kopartırım. Ben bugün olumlu falan değildim. İsa Bey de benim babamın oğlu değil. Zaten bana da yüksek bir puan vermedi. Hakkı neyse onu vereceğim yani. Beğendiğim şeyleri söyleyeceğim, beğenmediklerimi söylemeyeceğim yani. Yarışma formatında... Yani, patates koyacağım. Yemekteyiz, küçük küçük şey değil. Tadına bak, Yarışmadayız. Tadına bak. Yarışmadayız. Tadına bak. Yarışmadayız. Tadına bak. Küçük şeyler değil tadına bak, bunlar. Ondan sonra karar ver. Orijinalin dışına çıkamazsınız. Eğer Siz bunu her şeyi orijinal mi yapacaksınız, yaptınız? Orijinalini Siz her şeyi yapacaksınız. orijinal mi Tiramisu yaptınız? Tiramisu bisküvitle ya da pasta tabanıyla Ne alakası var? yapamazsınız. Onunla bunun bir gibi. mantığı yok ki. Gibi. Orijinalini yapmanız gerekiyor. Efendim? Patlıcanı tuz usta bekletip acısını götürebilirdin ya altına zaten dizmek için. Yorumlarla alakalı sunuyorum. Yapmayın benim patlıcanlarım acı falan da değildi. Yok değildi. Değildi kesinlikle değildi. Biri acı dedi ama hiç acılı şey falan. Ben de evet, dedim. Acı evet. dedi. Ben patlıcanı Asla çok acı sevmiyorum değildi. Belki o yüzden. O başka yani, bir şey. Salata Hayır. mı Tabii tatlı ekşi dediler Zuhal Hanım. Tatlı ekşi. Nar ekşisi nedir? Tatlı ve ekşidir. Evet. Neyde kullanılır? Kuru üzüm vardı. Salatada. Bu kadar vizyonsuz var. açıklamanız var ya. Duyuyor musunuz hanımefendi? Bu kadar vizyonsuz açıklamanız var. Ben kuru üzüm içinde var diye tatlı. Yapmayın ben Allah aşkına. Hani tabii ki değilim. Kuru yemiş olur. Kuru yemiş olur. Olur tabii salatalara neler koyuyorlar? Vizyonunuz eksik maalesef eksik. Ben beğenmedim Çok tatlı. Vizyonsuzsunuz kusura bakmayın. Siz çok vizyonsuzsunuz yeterli Kesinlikle zaten. Çok Yetiyorsunuz masaya. Kesinlikle. Gayet siz çok iyisiniz. Siz yeterli çok geliyorsunuz. Çok iyiyim. Her gün sustu kendi evet, gününü atlattıktan evet. sonra nasıl evet, konuşuyor? Evet, diliniz açıldı evet. diliniz. Her gün konuşuyor. Evet. Her gün sustunuz. Nasıl konuştum. Ki kendi gününüzü atlattınız hemen diliniz açıldı. Evet, bağ çözüldü. Ben çünkü haksızlığa Siz uğradım. Siz meze olarak getirdiğiniz şeyler sadece dediğim gibi fasıl yetişimde yapılan şeyler. Damarıma bastınız. Ama ben söylemiştim. Hep susuyordunuz diye söyledim. Hayır, gayet de konuştum. En çok bana yükleniyordunuz dedim. Bakın, gayet de konuştum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Lütfen düzgün konuşun. Hiç de değil. Kuyruk ne demek ya? Kuyruk acısı ne Az demek? Az önce öyle dediniz Benzetmenizi... ya. Kuyruğuma bastınız dediniz ya. Az önce kendinizi Damarıma bastınız dedim. Kuyruğum dediniz. Damarıma bastınız. Ne söylediğinizi İzleyelim. De bilmiyorsunuz. Tamam mı? Ben kendime söyleyebilirim. Sen de diyeyim mi? Hadsizlik bir şey diyeyim yapma. Mi? Sen bana söyleyemezsin. Haddinizi bilin. Söyleyemezsin. Tamam mı? Yoksa ben sen sizin haddinizi buyruk, buyruk. çok güzel bildiririm. Öyle haddinizi mi? bileceksiniz. Nasıl tamam bileceksiniz? Mı? Tehdit hadsiz mi ediyorsun? Nasıl diyorsunuz Tehdit bana? Mi ediyorsun Tehdit beni? Etmiyorum. Siz bana hadsiz diyemezsiniz. Hadsizsin çünkü. Tamam mı? Kuyruk Yemekleriniz ne demek ya? güzel değil. Kuyruk Siz ne de demek? Bunu biliyorsunuz. Kuyruk ne demek? Siz dediniz kuyruğuma tamam, bastınız terbiyeli diye. Olacaksınız. Siz terbiyeli olacaksınız. Terbiyeli olacaksınız. Kuyruk ne demek ya? Siz dediniz. Sen kimsiniz bana hadsiz diyorsunuz? Seni terbiyesiz. Hadsizsin çünkü. Siz bakın terbiyesiz ne dediniz? Evet, evet hadsizsin. Hadsizim ben terbiyesiz değil mi? Hadsizsin. Mahalle ağzıyla konuşuyorum hanımlar, lütfen. Lütfen. Terbiyesizlik yapma. Bence çok saygısızsınız. Yapma. Saygısızsınız ve ben saygımı sizin gibi bir insan için bozmayacağım. Wow, çok Aynen saygılısınız. Öyle. Çok.
Çok saygılısınız. Önüme de kemik koydunuz. Onu da benzetme yapın. Hadi. Tamam, yemediniz. Sorun yok. Benzetme yapın. Sorun yok. Tamam, yemediniz. Sorun yok. Yani hadi, bunu niye o kadar yapın. Yok, önüme kemik geldi. Yok şu. Tamam. Evet, kemik koydunuz. Puanınızı verdiniz. Burası ben, yemek yarışması. Bir saniye. Burası yemek, yarışması olabilir. Ben et size yemeğinde, kemik getirdim mi? Et yemeğinde tamam. Et yenir. Kemik gelmez. Konuşmama müsaade etmiyorsunuz ki. Direkt car 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 savunmaya geçiyorsunuz. Madem kemik geldi ya. Siz de puanınızı ona göre verdiniz. O kadar yemeklere 2 puan verdiniz. Evet, ona göre ben de sizin sadece mezenizi beğendim. 1 puan verdim. Et de güzel pişmiş dedin dün. Tamam, et güzel pişmiş ama baharatı yok dedim. Tuzu baharatı yok dedim. Baharatı yok. Evet, baharat tadı almadım. Tuzunu almadım. Komiksiniz. Sadece eti pişmek dedim. Öyle diyeceksin tabii. Yani 4 vermek için yolunu öyle yapacaksın. Komiksiniz. Ben bunları çok gördüm. Yolunu yaptınız yani. Kime niye yutturuyorsunuz? Tabii ki bahane bulacaksın ki vereceğin düşük puana kılıf olsun yani. Başka bir açıklaması yok ki. 3 aşağı 5 yukarı herkesin böyle minimal bir takım hataları var. Ufak tefek noktalar var. Puan kırılacak. Ama öyle hani bariz, evet tatlılar olmadı, eyvallah, kabul ettiniz zaten. Dünkü tatlının da doğru söylediler Arzu, onu da söyleyeyim. Yani ortası şerbeti çekmemişti. Bir tık evet bir hamurluk kuruluk vardı. Ondan sonracığıma hepiniz birbirinize çok büyük haksızlıklar yaptınız. Nasıl toparlayacağız bilmiyorum. Evet, ana yemekleri yedik herhalde. Çiğdem, gel seninle başlayalım. Önce salatayı söyle tatlım. Salata çok pörsmüş herhalde, her şey başta. Evet, çok sulanmış. Yeni koydum şeyi ya. Ama sosunu yeni yaptım. Yani, biraz fazla olmuş. Sosu belki size fazla gelmiş olabilir. Ama sosunu şu an yeni koydum. Ama ben de o kadar sos. Ana yemek hani evet tam bir yöresel kilise ait yemek değil ama ben lezzetini beğendim. Lezzetini beğendim. Evet, beğendim. Sen nasıl buldun Arzu? Valla orijinalin dışına çıktığı için ben çok büyük umutlarla geldim. Çünkü bunun tadını çok iyi biliyorum ben. Gerçekten kilislerin elinden yedim ve satırla yaptılar. Çok uzun süre, 2 saat, 3 saat kadar. Siz yediniz mi yedikten? Evet yedim. Tadına baktım. Tabii ki baktım. Siz orijinalini yediniz, diyorsunuz ki bu orijinal değil, şey mi, replik? Bu orijinalin dışına çıkmış. Replika kilisi. Hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Emeğinize sağlık. Ama teşekkür bu, ederim. Kilis tavı orijinalin dışına çıkmış. Kurulup gelmişsiniz lütfen. Hayır, kurulup gelmedi. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Bakın tadını şey direkt masaya oturdunuz, şunu dediniz bana. Ya siz bu yemeği nasıl yaptınız? Bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim, bir bitireyim ya. Hep yani. Pardon. Pardon, özür dilerim. Devam edin. Lütfen. Direkt böyle bir şey söyleyen biriden ben nasıl mesela güzel bir güzel bir yorum alabilirim? Alamam. Şimdi net şunu söylüyorum bakın. Hepiniz bugüne kadar şunu dediniz. Emek harcadık. Emek harcadım kardeşim. Evet, abi. Verin o zaman emeğinize. Siz dediniz, çok teşekkür ederim. Ben hepinize söyledim bunu. Ama siz direkt emek harcadım. Ama otur oturmaz buna kuruldunuz. Kurulmadım. Bir saniye. Dediniz ki bu yemeği nasıl yaptınız? Kurulmadım. Olay ne biliyor musunuz? Ne? Söyleyin. Bu yarışma değil mi? Evet. Ama herkes formatı soruyor var. Birbirine nasıl yaptınız? Bir formatı ya, ama var. Bakın. Bakın bir şey ben geçen gün dün de ona dediniz güveçte mi yaptınız yapmadınız mı diye herkese soruldu. Ya tabii ki sorulur. Bu yarışmanın bir formatı var. Evet. Bir yemeğin oluş şekli var. Evet. Herhangi bir şeyi önümüze getirip de onun tadını almamızı bekleyemezsiniz. Tamam ama ben size kilis tava yerine şu an lahmacun getirmedim. Bakın kilis tava yani. diyorsanız gerçekten bunu neyi var? Koyun etiyle. Koyun eti var içinde diyorum bakın. Koyun eti yok kuzu dediniz. Kuzu eti var. Koyun eti kuzu değil. Kuzu dediniz. Kuzu eti. Ya koyun bu, eti dediğim koyun etiyle bakın bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu koyun etiyle yapılır. Orijinali koyun etiyle yapılır. Kuzu etiyle yapılmaz. Evet. Ve kuyruk yağı konulur. Evet. Kuyruk yağı koydunuz mu? Ya çok ağır olur. Kimse yiyemez arkadaş ama ya. Ama orijinali bu. Yapmayın lütfen ama ya. Ama orijinali bu. Ama bir şey üzerine, mesela üzerine, Adana kebap yaptığınızda da koymaz mıyız içine kuyruk yağı? Tabii ki koyarız. Ama lezzetini verir. Ama satırla doğramasını isterdim. Benim bunun özelliği evet, satırla. Orada katılıyorum. Orada bir ikisi üzerine, aslında yapar. Üzerine hayır. De buna salçalı sos hazırlanır. Sulu sos değil. Üzerine sıvanır. Salçalı sıvanır. Zaten öyle olması gerekiyor. Suyu vardı. Üzerinde zaten onunla pişti bu. Hayır su değil. Üzerinde, hayır salçalı. Üzeri bunun kırmızı olur. Keşke zaten. Sen de bir getirseydin. Bak mesela Hatice evet. Getirdi güveciyle dün. Ona keza Arzu getirdi. Çok sinirlerim gergindi. Çünkü masaya otur oturmaz. Direkt bana böyle bir sataşma ve artık kişisel girmeye başladı. Ben de orada böldüm. Ha. Çok gergindim yani. Özür dilerim. Getirmem gerekiyordu gerçekten. Yok ama getirmen gerekmiyor evet. Da gösterseydin hani evet. Koydum bakın salçasını suyunu evet. Derdin yok, koydum, senin açından. Evet. Ama, peki. Evet. Salata nasıl Arzu? Salata mevsim salatanın dışına çıkmış. Domates var. Semizotu var. Evet o da yaz sebzesi. Evet. Sosu çok olmuş, ekşisi çok olmuş. Evet. Mevsim salata dışına çıkmış. Salata güzel mi? Hayır değil. Çok ekşi tamam. Ve mevsim salatası anladım. Değil. Anladım. Bu da mükemmel. Süper. Yorumların çok güzel ya. Şahanesin gerçekten. Teşekkür yani ben ederim. Şu an hani
Zaten bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. Size bir şey söyleyeyim mi? Neden biliyor musun? Gerçekten orijinalini yapsaydınız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Orijinalini benden puan alırdınız. Siz, gerçekten peki yapsaydınız. Peki dün sizin yaptığınız kesinlikle kurulmadı. Mezeler orijinal miydi hepsi? Mezeler yapılışı orijinaldi. Yani tadı orijinal. Yapılışı orijinal. Onu da yaptı. Evet. Yok kim yenirdi? Soda yani içtim ama hiç öyle bir şey yapmadım. Ağzım kapalı gibi. Bakın herkes kamerada. Ben yalan mı söylüyorum? Duyduk ben bile. Vallahi ben bunu Zuhal Hanım o kadar uzaktı. O bile duydu yani. İç sesim yani bir o kalmıştı. Sen ben de duydum. Yani Allah Allah. Neyse. Hayır soda içtim ama yapmadım öyle bir şey de. Siz horlamıyorsunuz. Siz geğirmiyorsunuz. Bunun gibi. Bu da horlaman gibi. Yani anlamadım ben bu şeyi. Erdem Bey hem horladı, sonra da bir geğirme yaptı sofrada, yine kabullenmedi ama biz kesinlikle bütün yarışmacılarda, Zuhal Hanım da bunu duydu. Herhalde ben geğirmesine yapay zeka kullandık hep birlikte. Yani gerçekten çok ayıp horlamak, geğirmeye kadar horlamayı kimse görmedi, ben vardım ama geğirmesi masada hiç olmadı. Erdem Bey masada geğirdi, hepimiz duyduk ama inkar ediyor. Hoş değil, özür dileyip evet kusura bakmayın tutamadım kendimi deseydi. Biz onu alkışlardık. Ay Allah'ım. Erdem Bey bir de benim kulağımın dibinde bir geğirdi. Yok efendim soda içtim bilmem ne. Kusacaktım. Horlamasından sonra bu ikinci fiyasko oldu. Ben böyle birden dururken aynı horluyor gibi birden Erdem Bey geğirdiniz dedi. Ben şok oldum. Halbuki benim ağzım kapalı. Ben vantrolog değilim. Hani vantrologlar böyle ağzı kapalıyken konuşurlar bir şey söyler. Öyle de bir huyu, böyle de bir özelliğim yok. Geğiriyorsun dedi. Acaba hemen yanında oturduğu için kendisi geğirdi de bana iftira mı attı? İşte bu tartışma konusu. Şimdi orada yayın seyredildiği zaman göreceksiniz ben böyle duruyorum. Bu şekilde. Nasıl geğireceğim de sesim çıkacak. Yani orada bir iftiraya maruz kaldığımı tahmin ediyorum. Yine bir yapay zekanın devamı gibi bir şey oldu bu sefer. Ama doğaçlama gelişen bir şey oldu. Kabul etmiyorum. Bana iftira attı. Bence kendisi geğirdi. Öyle bir şey varsa şayet.